2018 yılında doğa tutkunları tercihini Tabiatın Kalbi Bolu'dan yana kullandı. Bolu Belediyesi Tabiatın Kalbi Bolu sloganı ile başlattığı kültür ve doğa turları kapsamında bu yıl binlerce kişiyi doğa yürüyüşlerinde bir araya getirdi. Doğa meraklıları Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği işbirliğinde gerçekleşen etkinliklerde Bolu'nun gizli cennetlerini yerinde keşfetti. Yaklaşık 4 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda uzunlukları 6 ila 30 kilometre arasında ve zorluk dereceleri 1 ila 6 arasında değişen toplam 2890 kilometre mesafede 160 yürüyüş güzergahı belirlendi. Bu güzergahların tamamı da küresel konum belirleme sistemi aracılığı ile kayıt altına alındı. Şu anki uzunluğuyla bile Türkiye'de bulunan en uzun doğal yürüyüş parkurlarına sahip Bolu'da, Bolu Belediyesi'nin destekleriyle Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği tarafından her hafta farklı bir yürüyüş organizasyonu düzenleniyor. Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği 2018 yılı içerisinde 1177 doğa tutkununu doğayla buluşturdu. Doğa tutkunları toplamda 313 kilometre mesafe yürüyüş gerçekleştirerek Tabiatın Kalbi Bolu'nun saklı güzelliklerini keşfetti. Dernek ayrıca tur şirketlerinin talepleri doğrultusunda da 25 doğa yürüyüşü düzenledi. Bu etkinliklere katılan yerli ve yabancı yüzlerce turist doğayla iç içe muhteşem bir gün geçirdikleri gibi Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları gibi doğal güzelliklere sahip olan ve bu sayede tabiatın kalbi olarak anılan Bolu'nun saklı kalmış diğer güzelliklerini de yerinde görme fırsatı elde ettiler.